Merhaba, seninle birazdan kozmik kütüphane sisteminde bulunan akaşik kayıtlara yolculuk yapabilmen için meditasyon yapacağız. Bu meditasyon ile geçmiş hayatların hakkında bilgiler alabilecek, şu andaki hayatınla ilgili yani hayat amacın veya üzerinde çalışman gereken duygular hakkındaki detayları öğrenebileceksin. Hatta istersen geçmiş hayatlarından getirmiş olduğun karmalarını da öğrenebilirsin. Bu tamamen senin niyetinle ilgili. Bu meditasyona geçmeden önce kozmik kütüphane hakkındaki bilgileri aktarıp inancın öneminden bahsedeceğim. Büyük tabloyu görmek, her şeyin resimdeki her bir fırça darbesinin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamayı içerir. Bir yapboz üzerinde çalıştığını düşün. Bir köşedeki parçaları bir araya getirirsen, ortaya küçük bir ev resmi çıkar. Sonra başka bir yerde, başka parçaları birleştirmeye başlarsın ve bu kez ortaya bir ağaç çıkar. Ev ve ağaç birbiriyle ilişkili görünmez. Ta ki tüm yapbozu bitirip karşındaki kır manzarasını görene kadar. Öğrendiğin ve önemsiz görünen şeylerin, yaptığın işlerin ve edindiğin deneyimlerin daha sonra tahmin bile edemeyeceğin bir biçimde birbirlerine mükemmel şekilde uyduğunu fark edersin. Yüksek benliğinin hayatın için daha büyük bir planı vardır ve yaşadığın her deneyim, henüz nasıl olduğunu bilmesen bile birbirine uyacak ve sana bir biçimde değer kazandıracaktır. Yüksek irade ile bağlantı kurduğunda hayatının büyük tablosu ve bütünle ilgili büyük planda oynayacağın rol hakkında daha çok şey öğreneceksin. Ağır bir sis tarafından kuşatıldığını hayal et. Sis o kadar yoğun ki sadece yakındaki birkaç ağacı görebiliyorsun. Sis kalkmaya başlıyor ve bir tepede olduğunu görüyorsun. Sis dağılmaya devam ederken uzakta başka tepeleri görebilirsin. Ve çok geçmeden çevrendeki tüm manzarayı olduğu gibi görmeye başlıyorsun. Bu manzaranın ne kadar güzel ve seni huzurlu hissettirdiğinin farkına var. İşte büyük tabloyu görmek de böyledir. Dünyayı yüksek benliğinin gözleriyle gittikçe artan bir berraklıkla görürsün. Yüksek benliğinin bilgisi ve bilgeliği bir dizi ilahi mesaj ile gelir. Bunlar perdelerin kalktığı ve senin bir içgörüye, yani yeni bir anlayışa sahip olduğun anlardır. Perdeler kalktıkça bu gerçekliğin ötesini görebilecek ve daha önce belki de hiç düşünmediğin konularda birçok içgörü alabileceksin. Yüksek benliğinle bağlantın güçlendikçe onun büyük bilgeliğini daha çok fark edeceksin. Zihnine olağan dışı düşünceler ve sorular gelebilir. Daha önce hiç ilgilenmediğin şeyleri araştırmaya ve öğrenmeye çekildiğini hissedersin. İlahi mesajlar tanrısal fikirler olarak gelir. Onlar vasıtasıyla yüksek benliğinin bilgisini ve bilgeliğini kazanırsın. İlahi mesajlar yüksek amacın hakkında bilgiler sağlar. Bir dizi içgörü vasıtasıyla yolun, amacın ve sonraki adımların hakkında yavaş yavaş daha çok şey öğrenirsin. Yavaş yavaş hayatın anlamı, evrenin amacı ve olayların nedeni hakkında daha çok şey keşfedeceksin. Her bir ilahi mesaj ve içgörü bu gerçeklik boyutuyla daha yüksek
boyutlar arasındaki perdeleri kaldıracak ve sana büyük tablonun daha çok parçasını sunacaktır. Büyük tabloyu görebilmen sana evrenin mükemmel olduğunu gösterecektir. Büyük tabloyu görebilmek, neden ve sonucu anlamak demektir. Yapmakta olduğun her şeyin mükemmel olduğunu derin bir şekilde bilmeye başlamak demektir. Dengeyi yitirme ve yoldan sapma hissinin, dengede ve doğru yolda olmayı öğrenmenin bir parçası olduğunu fark edeceksin. Büyük tabloyu görmen, evrenin sana yüksek hayrını getirmek üzere mükemmel biçimlerde çalıştığını bilmekten kaynaklanan bir iç huzuru ve güven duygusunu verecektir. İlahi mesajlar ve yaşam değiştirici içgörüler genellikle zihnin ve bedenin gevşemiş bir haldeyken gelir. Basit ya da karmaşık olabilir. İlk başta ne gördüğünü ya da duyduğunu anlamayabilirsin, algılamakta zorlanabilirsin. Ama zamanı geldiğinde ilahi mesajlar mutlaka sende bir anlam kazanacaktır. İçgörüler ve ilahi mesajlar alma yeteneğini onlara inanarak besle. Zihnine yeni ya da farklı bir fikir geldiğinde onu topraktan yeni filizlenmeye başlamış küçük bir tohum olarak düşünebilirsin. Sen bu fikirlerin bahçıvanı olabilir, onları besleyebilir ve gelişmeye teşvik edebilirsin. Bazı fikirler sana hayatını yaşamanın yeni yollarını gösteren büyük bir heyecan patlamasıyla birlikte gelebilir. İlk başta onları gerçekleştirmenin yollarını göremeyebilirsin ama zamanla yeni içgörüler almaya devam ettikçe, şimdi bulunduğun yerden bulunmak istediğin yere gitmeni sağlayacak bir yol belirecektir. Onları gerçekleştirecek koşulları, rastlantıları ve canlıları kendine çekmeye başlarsın. Kendini sanki yanıtlar ve anlam arayışı içindeymiş gibi hissedebilirsin. Her şeyin sana hemen açıklanmasını dileyebilirsin. İlahi mesajlar senin farkındalık seviyenle aynı seviyede ilerlemek zorundadır. Eğer yüksek benliğin ve evren sana çok erken, yani sen hazır değilken bilgi verirse, bu karmaşaya neden olabilir ya da ona anlam verebilmek için mevcut inanç sistemini zorlayıcı bir biçimde değiştirmen gerekebilir. Daha büyük bir gerçeklik hakkında şu anda başa çıkabileceğin ölçüde anlayış almakta olduğuna güven. Bir ilahi mesaj ya da yeni bir fikir aldığın her defasında onun mevcut inanç sistemine ve anlayışına uygun olması şart. Bazı ilahi mesajlar gerçeklik ile ilgili yeni görüşlere kendini açmanın ve hayatını farklı bir biçimde görmen için sana meydan okur. Daha çok içgörü almak için yeni fikirlere karşı elinden geldiğince esnek ve açık görüşlülükle eyleme geç. Kendine ve içgörülerine inanma cesaretini geliştir. İşleri başkalarının sana söyledikleri şekilde değil de sana en iyi olan şekilde yap. Birazdan ilahi mesajları almak ve büyük tabloyu görerek mükemmelliğin farkına varmak için meditasyon yapacağız. Bu meditasyonda senin ve başkalarının ruh kayıtlarının saklandığı akaşik kayıtların bulunduğu kozmik kütüphaneyi deneyimleyeceksin. Bu kütüphane yüksek boyutlarda yer alır ve imgeleme yeteneğini kullanarak ona ulaşabilirsin. Akaşik kayıtlar senin tüm enkarnasyonların kayıtlarını içerir. Bu meditasyon ile bu enkarnasyonu neden seçtiğin, yüksek amacın ne olduğu, hangi dersleri öğrenmeye geldiğin ve
tüm varlıklara olan hizmetlerin de dahil olmak üzere kendin hakkında daha çok şey öğrenmek için akaşik kayıtlara yolculuk yapacaksın. Hazırsan meditasyona başlayalım. Yavaşça yatağına uzan ve bu deneyime izin ver. Derin bir nefes al. Ve yavaşça nefesini bırak. Tekrar derin bir nefes al. Nefes verirken gözlerin kapanmaya başlasın. Son kez derin bir nefes al. Nefes verirken omuzlarını, boynunu, başını yumuşat, rahatlat. Dikkatin bedenin bütününde olsun. Nefes alışını ve nefes verişini fark etmeye başla. Nefesle olan bu bağın derinden sürdürürken gevşediğini hisset. Şimdi ışığı çağır kendine. Senin çağrınla sana doğru gelen ışık kümesini görebiliyorsun. Işığın iyice güçleniyor. Işığın artık altın rengine bürünüyor. Ve yolculuk yapabileceğin bir balon olarak seni çevreliyor, içine alıyor. O baloncukla gittikçe yükseliyorsun. Yüksek boyutlara doğru yolculuk yapıyorsun. Yolculuğunun sonunda kozmik kütüphaneye ulaşıyorsun. Çok büyük ve sonu görünmeyen, her tarafında düzenle sıralanmış kitaplıklara ve parlayan, seni kendisine çeken kitapları görüyorsun. Her bir kitap ruhların enkarnelerini anlatıyor ve kitapların yazarı bizleriz. Seni sıcak bir şekilde gülümseyen ve selamlayan çok yüksek bir varlık karşılıyor. İçin sıcacık oluyor ve huzurla doluyorsun. Seni karşılayan bu yüksek varlığa enkarnasyonların kayıtlarını görmek istediğini söyle. Yüksek varlık seni kayıtlarının bulunduğu kitaplığın önüne götürüyor. Önünde durduğu kitaplığın içindeki parlayan ve seni kendisine çeken bu kitaplar, tüm enkarnasyonlarının hedefleri, amaçları ve katkıları hakkında bilgiler içeriyor. Sen, şu anda yaşamış olduğun bu hayat enkarnasyonunun kayıtlarını içeren kitabı eline alıyorsun. Sağ elini kitabın üstüne yerleştir.
kitaptan sana akan bilgi akışının enerjisinin farkına var. Artık hazırsın. Kitabı aç ve ilk sayfasına bak. İlk sayfada hayatının, işinin ve bu enkarnasyonda yapmak üzere geldiğin katkının özüne dair yazılar var. Orada ne yazıyor? İmgeleme yeteneğini kullan. Çünkü orada yazılanlar hakkında içgörüler sana bu şekilde gelecek. Sonraki sayfayı çevir. Orada hayatının işi ve yapmak üzere olduğun katkı hakkında daha fazla bilgi bulabilirsin. O sayfada neler yazıyor? İmgele, hisset ve farkına var.
bir sonraki sayfayı çevirdiğinde, bu enkarnasyonunda üzerinde çalıştığın sevgi, cesaret, güven ve şefkat gibi nitelikleri buluyorsun. Hala geliştirmek için üzerinde çalıştığın bu duygular hangisi? İmgele ve bu mesajların sana akmasına izin ver. Ayrılmaya hazır olduğunda, uçsuz bucaksız olan kütüphanenin kapısına git. Kapıda seni yolcu etmek için bekleyen yüksek varlığa teşekkür et ve şükranlarını sun. Işığını çağır. Tüm ışık senin çevreni sarsın. Işık baloncuğu seni şimdi bulunduğun yere geri getiriyor.
Artık olduğun yere geri geldiğinde gözlerini hemen açma. Kendine zaman ver. İmgelediğin ve sana akan bilgileri düşün. Meditasyondan sonra deneyimlediklerini, gördüklerini ya da hissettiklerini not almayı unutma. Sevgiyle ve ışıkla kal.